sinestezinin yemekle olan ilişkisini size sormak istiyorum. Öncesinden şunu sormak istiyorum. Sinestezi nedir? Sinestezi uyarılmayan bir duyunun uyarılan bir duyu vasıtasıyla harekete geçmesi aslında. Yani en temel tanım bu. Ya da çoklu algı diyebiliriz. Yani uyarılmayan bir duyunuzun da bir şeyi algılaması anlamında gelir. Bunu somuta dökecek olursak, örneğin işte ben bir ses duyuyorum fakat o sesi duyduğumda benim gözümde bir silüet beliriyor. Aslında böyle bir şey yok. Ya da işte ben rakamları işte biri kırmızı olarak görüyorum ve her biri kırmızı olarak görüyorum. Bu hiç şaşmıyor. Böyle insanlar var dünyada, böyle yaşamış ve hala da böyle yaşayan insanlar var. Sinestezinin 150'den fazla çeşidi var. Yani aslında günlük yaşantımızda birçok kez karşımıza çıkan bir şey sinestetik algılar. Sinestezi için çoklu duyu algısı ve uyarılmayan bir duyu vasıtasıyla uyarılan bir duyu vasıtasıyla uyarılmayan bir duyumuzun harekete geçmesi diyebiliriz. Eğer konuyu açacaksak sorularınızla bu kadarı yeterli olur sinestezi için. Yemek ile sinestezi arasındaki ilişkiyi de biraz daha anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi biraz önce de söyledim çok fazla çeşidi var. 150'den fazla çeşidinin olduğunu söyleyen akademik yayınlar var. Hatta o İtalya'ya gitme nedenim de sinestezi üzerine bir çalışma gerçekleştirecektik orada. Burada yemekle şu şekilde bir ilişkisi var. Biraz önce ses ve görüntüden örnek verdim. Bunu yemek üzerinden yapıp yapamayacağımızı sordum ben. Yani aslında yediğimiz bir şey bizde uyarılmayan bir duyumuzu, örneğin ağzımıza bir kek aldığımızda acaba bir ses duyabiliyor muyuz? Yani ya da ses duyan beyin bölgemiz, korteksimiz harekete geçiyor mu? Temel sorun buydu benim. Ardından araştırma sorularımı genişlettikçe şeyi fark ettim. Aslında yaşıyoruz. Yani bugün işte Fırat belki limon deyince bir acayip oluyor böyle. Yani işte ya da tüyleri diken diken olan şeftali duyunca tüyleri diken diken olan insanlar var. Aslında şeftaliye temas etmiyor. Herhangi bir şekilde yemiyor, görmüyor, yanında bile yok ama bunu duyuyor. Ya da işte mesela Fırat çok tatlı biridir dediğimiz zaman bu tatlıyı neye göre söylüyoruz? Aslında duyular arası geçişi günlük yaşantımızda çok fazla yaşıyoruz ama beyin korteksi açısından yani o korteksler arası bağlantılarda ne gibi rolleri var bunu görmek istedim. Bununla ilgili şeyleri araştırdığımda yemek ve sinestezi arasında bu şekilde müthiş bağlantılar olduğunu fark ettim. Yani belki de ben işte Fırat'la şu an evet uzağız ama yan yana geldiğimizde ona bir yemek yedirerek onun sinestetik algısını kullanarak belki de onun kararlarında bile etkili olabilirim. Yani benim temel sorularımdan, araştırma sorularımdan bir tanesi de buydu. Ben acaba ne yedirirsem işte ya da nasıl sunarsam ona görsel açıdan ya da kokusunu aldığında ya da işte o yemekle ilgili bir müziği birleştirdiğimde nasıl bir şey oluşturabilirim zihninde diye. Sinestezinin aslında yemekle bu şekilde yani lezzet dediğimiz şeyle bu şekilde çok büyük bağlantılar var. Yani bir tadı aldığımızda acaba kulağımızda ne gibi bir ses çınlayacak? Bunu aslında yapanlar var. Bugün top 50 listesinde olan restoranlardan Mugaritz var. Mugaritz de size deniz ürünlerini bir deniz kabuğunun içerisine yerleştirdikleri müzik çalarla kulaklıkla servis ediyorlar ve o yemeği o müzikle dinlediğinizde çok daha farklı bir etki oluşuyor sizde lezzet açısından da. Çok iyiymiş hocam. Peki dünyada bu çalışma nasıl? Yani sinestezi ile ilgili veya Türkiye'de nasıl? Yani şöyle diyeyim, diğer bilimsel dalların genelde laboratuvarları vardır, incelemeler yapar, Ar-Ge'ler yapar. Bununla ilgili yani bu sinestezi ile ve yemek ilişkisini inceleyen laboratuvarlar Türkiye'de var mı? Veya dünyada var mı? Kurulmuş mu? Bunun öncülüğünü yapan birileri var mıdır? Evet. Buna Türkiye'de var demeyi çok isterdim. Ama muhtemelen öncü ben olacağım gibi duruyor. Bununla ilgili doktora tezimi bununla ilgili yazıyorum. Aslında başlıklarınız arasında bir tek moleküler gastronomi yok benim tezimin içinde. Daha önceki dönemlerde çalışmıştım ama sinestezi ve yemek ilişkisini gastrofizik ve nörogastronomi ekseninde bir tabak dizaynında ortaya koymak için doktora tezimi bunun üzerine kurdum. Hatta işte pandemi araya girmeseydi şu anda laboratuvar çalışmalarımız başlamış olacaktı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Profesör Doktor İhsan Kara ve ekibiyle birlikte yürüteceğimiz bir proje tasarladık. Onlarla birlikte
nörogastronomi çalışması adı altında bir Faraday kafesinin içerisinde bildiğiniz elektrotları kafaya bağlayarak laboratuvarda insanlara 6 farklı sunumla aynı yemeği tattırarak bir araştırma gerçekleştireceğiz. Bu da benim doktora tezimin temeli oluyor. Dünyada tabii ki de çok fazla var. Yani bugün 2006 yılında ilk ortaya atıldığı dönemler 2006 yılına denk geliyor. Gordon Shepard diye bir akademisyen tarafından ortaya atılıyor ilk kez. Onun da çok güzel temel soruları var aslında. Biraz kokuyla bağlantı kurarak çok daha fazla yoğunlaştırmış çalışmalarını, ama burada görselliğin, yemek sunumunun, işte insanın beğeni algısının olan etkileri çok fazla çalışılmamış bakir bir alan. O yüzden dünyada benim baktığım pencereden yapılmış çok fazla çalışma yok. Biraz bilişsel psikolojiciler çalışmış, biraz psikiyatristler çalışmış. Daha zaten temelleri işte 1800'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda sinestezi olarak adlandırılmamış ama terimsel olarak. Mesela kör birinin duyduğu sesleri, seslerle ilgili enstrümanların renklerini doğru söylediğini gözlemlemişler. Hiç görmüyor. Doğuştan görme yetisini kaybetmiş birisinin duyduğu sesler aracılığıyla çalan enstrümanların renklerini gördüğü rapor edilmiş 1700'lü yıllarda. Daha sonrasında biraz daha geliştirilmiş bu çalışmalar ve hayatını sinestetik olarak devam ettiren, sürdüren insanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiş. Biraz Amerika Birleşik Devletleri'nde David Eagleman ve ekibinin bu konuda çok yoğun çalışmaları var. Onun dışında İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde Julia Simner'ın ekibinin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Ama dediğim gibi hep bilişsel psikologlar ve psikiyatristler gerçekleştirmiş. Biraz nörobilimciler bu konuya bu aralar çok yoğun bir şekilde eğiliyorlar. Ben de Türkiye'de görüşmediğim neredeyse hiçbir üniversite kalmadı bu çalışmayı nerede gerçekleştirebilirim diye. Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, neredeyse Türkiye'deki bütün neuroscience'çılarla görüştüm. Ve en son İhsan Hoca ile birlikte bu çalışmayı yapmaya karar verdik. İnşallah Türkiye'de temellerini biz de atmış olacağız. Çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu arada sadece bunu değil, yüz ifade analizini de kullanarak bir şey yapacağız çalışmamızda. İnşallah iyi yerlere gelir diye düşünüyorum.